Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kütahya'da çalışmalarını sürdürüyor. Hedef amatör futbolu geliştirmek. İl merkezinin yanı sıra ilçelerde de faaliyet gösteren federasyon, bünyesinde 152 kulüp ve 308 futbol takımı bulunduruyor. İl merkezi ilçelerle birlikte 13 tane ilçeye hizmet veriyoruz. Federasyonumuza kayıtlı 150 tane spor kulübümüz var, 152 tane. Tabii futbol branşına baktığımızda 308 tane takımımız var. Futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, handbol, masa tenisi, triatlon branşlarında da faaliyet gösteriyoruz. Tabii benim aynı benim takımım dediğim gibi seramik spor olsun, termal spor olsun, bunların da futbolun haricinde de salon sporlarında da mücadele eden takımlarımız var. Kütahya'nın ulusal bazda zayıf bir il olduğunu söyleyen Murat Cengiz şunları kaydetti. Kütahya'da biraz tabii ulusal bazda çok zayıf bir iliz. Sadece Erhan Temel Bey'in ikinci profesyonel lig demeyelim de ikinci lig diyelim. Orada bir voleybol takımımız var. Onun haricinde Türkiye liglerinde oynayan hiçbir takımımız yok. Sadece bölgesellikte bizleri temsil eden 3 tane takımımız var. Kütahya'da tüm sahaların sentetik çim saha olduğundan bahseden Cengiz, sosyal olanakların da geliştirildiğini söyledi. Fazla soğuğa ve dona kaldıramayan statlarımız, doğal çimleri pek başarılı olamıyoruz, bakımını yapamıyoruz. Bundan dolayı şu anda yaptığımız girişimler sonucunda da Kütahya'daki tüm ilçelerde, beldelerde hiçbir yerde maçlarımız toprak sahada oynanıyor. Tamamı sentetik çim sahalarda oynanıyor. Ve bunun yanı sıra da soyunma odaları olsun, türbinler olsun ve hizmet veren bazı yerde ışıklandırmalarımız da var. Bunlar da devam ediyor. Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksi tamamlanmak üzere. TOKİ'de bir spor kompleksimiz var. Yüzme havuzumuz olimpik ölçülerde. Tahmin ediyorum Mart ve Nisan ayında hizmete girecektir. Bu arada iki tane de bizim Asım Alkış 30 Ağustos gibi statlarımız yan yer olan bir yerde TOKİ'de de iki tane statımız yapılıyor. İnşallah iki aya kadar da hizmete girmesini bekliyoruz.